Merhaba arkadaşlar. Ben İngilizce öğretmeni Fuat Çiçek. İlk derste Friendship ünitemizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurun. Evet arkadaşlar. Birinci ünitemiz Friendship ünitesiydi. İlk derste sorularımıza başlamış, çözmüştük. Şimdi devam ediyoruz. Bu soruya baktığımızda yine her zamanki gibi Bizden istenen ne? Bunu anlayabilmek için Bizim mutlaka bold yazılan ifadeleri doğru anlamamız gerekir. When we classify the sentences below, which one will be alone. Kelimelere baktığımızda classify kelimesi sınıflandırmak demek. Sınıflandırmak. Biz cümlelerimizi aşağıdaki below aşağıdaki demek. Biz aşağıdaki cümlelerimizi sınıflandırdığımızda Which one? Hangisi? Will be alone. Alone kelimesi yalnız demek. Hangisi? Tek başına kalacak, yalnız kalacaktır. Soru bizden bunu istiyor. Bir numaralı cümleye baktığımızda That's a good idea. Bu iyi bir fikir demek. Biliyoruz ki ünitemizin kazanımlarından accepting, kabul etme anlamına gelen bir kalıp. I'm sorry, I can't ifadesi ise yine ünitemizin kazanımlarından refusing anlamına gelen reddetme anlamına gelen bir ifade. I'll definitely be there. Kesinlikle orada olacağım ifadesi yine accepting accepting anlamına gelen yani bir kabul etme ifadesi. I'd love to. I'd love to isterim demek ve yine bu da gördüğünüz gibi bir accepting yani kabul etme ifadesi. O zaman acceptingleri gruplandırdığımızda yalnız kalan ifade iki numaralı ifade bu yüzden doğru seçeneğimiz B seçeneği. Bir sonraki soruya baktığımızda yine bir kelime bilgisi sorusu görüyoruz. Boşluğa gelebilecek uygun ifadeyi bulabilmek için de bizim mutlaka cümleyi doğru okuyup anlamamız lazım. Tim always talks during the lessons. Buradaki anahtar ifademiz always her zaman talks konuşur. During edatı ise esnasında demek. Ne esnasında konuşur? The lessons, dersler esnasında konuşur. And He interrupts his friends. Yine anahtar ifademiz interrupts. Interrupts sözünü kesmek demek. Arkadaşlarının sözünü keser. He never listens. O asla dinlemez. To the other people. Diğer insanları da asla dinlemez. He is so. O oldukça. Arkadaşlar so ifadesi kendisinden sonra bir adjective sıfat alabilir. Eğer so bir sıfatın önüne gelirse kattığı anlam oldukça demektir. Tabii ki so kelimesini biz cümlede bir gülden sonra bir bağlaç görevinde de kullanabiliriz. Aynı so burada bu yüzden demektir. Bu yüzden lütfen bu ifadeyi Cümledeki yerine göre anlamlandıralım. Yukarıdaki özelliklere baktığımızda Tim ders boyunca konuşur, arkadaşlarının sözünü keser, asla diğer insanları dinlemez. Hep bir olumsuzluk özellikleri taşıyor Tim. Şıklara bakalım. A seçeneği implied. Implied kibar olmayan yani kaba anlamına gelir. Burada da bir kelime bilgisine değinmek istiyorum. Arkadaşlar İngilizcede bazı örnekler vardır. im, an, il, ir, dis gibi. Bu örnekler önüne geldikleri önüne geldikleri adjective sıfatı olumsuz yaparlar. Anlamını olumsuz yaparlar. Normalde kelimemiz polite. Polite kelimesi kibar demek. Ama önüne gelen im, öneki kelimeyi olumsuzlaştırmıştır. Doğru seçenek A seçeneğidir. Neden? Çünkü ders boyunca konuşan, arkadaşlarının sözünü kesen, asla diğer insanları dinlemeyen kişinin davranışları kibar olmayan davranışlardır. Ama diğer seçenekleri de öğrenelim. Olur ya bu kelimeler Başka bir soruda karşımıza çıkabilir. Noti kelimesi yaramaz demek. Cheerful kelimesi neşeli demek. Laid back kelimesi ise rahat demek. Umursamayan rahat demek. Doğru seçeneğimiz A seçeneği. Bir sonraki soruya baktığımızda Yine önce bold yazılan ifadeye bakacağız. Which question does not? Bakın arkadaşlar özellikle notu büyük yazmış. O zaman bizim buna çok dikkat etmemiz gerekir. Hangi soru does not have an answer? Hangi sorunun bir cevabı yoktur? In the invitation davetiyede bir cevabı yoktur. Önce davetiyenin içeriğini bir okuyalım. Hi, merhaba. I am organizing a birthday party. Bir doğum günü partisi organize ediyorum. On the 3rd of May at the Street Cafe. 3 Mayıs'ta Street Cafe'de bir doğum günü partisi organize ediyorum. If you want to come eğer gelmek istersen veya isterseniz please lütfen leave me a message. Leave arkadaşlar bırakmak terk etmek, ayrılmak anlamına gelir. Buradaki anlamı bırakmak. Leave me a message, bana bir mesaj bırakın. Until, until edatı ise e, a'ya kadar demek. E, a'ya kadar. Until the first of May. 1 Mayıs'a kadar bana bir mesaj bırakın. I hope to be together. Birlikte olmayı umuyorum. Cheers. Hoşçakalın sendim. Şimdi davetin içerisindeki cümleleri de okuduk. Şimdi sorulara baktığımızda hangi sorunun cevabını davetin içerisinde bulamayız? A seçeneği what kind of? Bir önceki dersimizde de söyledik. What kind of? Ne tür anlamına gelir? Ne tür bir partidir? Bu sorunun cevabını hemen ilk cümlemizde buluyoruz. Neymiş? A birthday party. Ne tür bir parti? Bir doğum günü partisi. O zaman bu sorunun cevabı var. Eliyoruz. When? When soru sözcüğü ne zaman anlamına gelir? Ne zaman? Is the party? Parti ne zamandır sorusunun cevabı ise bakın arkadaşlar on the third of May tarih ifadesiyle zamanı da çözebiliriz. Seçeneğimiz B seçeneği de değil. Where is the party? Where soru sözcüğü ise nerede anlamına gelir? Where is the party? Parti nerededir sorusunun cevabını da yine işaretleyelim. At the street cafe. Street kafededir. Bakın mekan ifadesi de yer alıyor. Cevabımız C seçeneği de değil. Ancak D seçeneği ki tek kalan seçeneğimiz olan D seçeneği doğru cevabımızdır. Soruda ne istiyor bizden? What activities will take place? take place meydana gelmek olmak eşittir happen eş anlamlıdır. Yani meydana gelmek olmak demek. Hangi aktiviteler meydana gelecek? Hangi aktiviteler olacak? Yukarıdaki davetiyeye baktığımızda herhangi bir bilgi bulamıyoruz aktiviteler konusunda. Bu yüzden D seçeneğinin cevabı davetiyede yoktur. Doğru seçeneğimiz de bir sonraki soruya baktığımızda yine önce bold yazan ifadeye değinmek istiyorum. Apologize Which of the followings aşağıdakilerden hangisi is suitable for the situation. Situation arkadaşlar durum demek. Aşağıdakilerden hangisi durum için uygundur? O zaman durumu okuyacağız. Bizden ne istediğini o zaman daha iyi anlayabileceğiz. Your friend arkadaşın is organizing organize ediyor a slumber party. Slumber party yatıya kalma, pijama partisi demek arkadaşlar. On Wednesday çarşamba günü. You want to join them. You want to join them onlara katılmak istiyorsun. But ama You have to finish your English project. Have to, modal verb arkadaşlar bir gereklilik anlamı kazandırıyor. Kattığı anlam meli, malı. Yani yapmalı, etmeli. Bu noktada İngilizce projeni, projeni bitirmelisin. Yani have to burada bu işin yapılmasının zorunlu olduğunu gösteriyor. Bu durumda ne yapacağız? Önce apologize. Apologize ifadesi arkadaşlar özür dilemek demek. Önce özür dileyeceğiz. Önce gelemediğimiz için özür dileyeceğiz. Sonra give an excuse. Give an excuse ifadesi mazerette bulunmak demek. Gelemediğimizin mazeretini belirteceğiz. Mazerette bulunmak. Ve sonra da refuse yine ünitemizin anahtar ifadelerinden refuse reddedeceğiz. Evet, daveti reddedeceğiz. Refuse reddetmek demek. Ancak politely buna dikkat edelim arkadaşlar. Kibarca reddedeceğiz. Kibarca daveti reddedeceğiz. O zaman seçeneklerde neyi arayacağız? Önce özür dileyeceğiz. Sonra özrümüzden sonra özrümüzden sonra bir mazerette bulunacağız ve sonra da daveti kibarca reddedeceğiz. A seçeneği inceleyelim. I can't join. Katılamıyorum. Bakın arkadaşlar direkt reddetme kalıbıyla başladı. Ancak yukarıdaki sıralamaya göre ne yapmamız gerekiyor? Önce özür dileyeceğiz. Bu yüzden A seçeneğini eliyoruz. I'd love to. İsterim. Bu ifademiz de önce kabul etmeyle başladı ama yukarıdaki sıralamaya göre Yine uygun bir ifadeyle başlamadık. C seçeneği sure tabii ki. Yine baktığımızda bir kabul etme ifadesiyle başladı. Yine yukarıdaki sıralamaya göre uygun bir ifadeyle başlamadığı için C seçeneği de değil. En uygun ifademiz D seçeneği neden? Çünkü baktığımızda I am sorry. Arkadaşlar bu bir apologizing ifadesidir. Yani bu bir özür dileme ifadesidir. Üzgünüm. But I can't. But I can't ifadesiyle beraber yapamadığını ifade ediyor. Ve hemen ardından neden yapamadığını bir mazeret belirterek gösteriyor. I have to finish my English project. İngilizce projemi bitirmeliyim. Bu yüzden doğru seçeneğimiz D seçeneği diyoruz. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bir sonraki sorumuz önce bize bir davetiye ile alakalı metinle karşımızda Dear Dick, Dear arkadaşlar sevgili demek. Sevgili we are throwing a barbecue party. Throw a party arkadaşlar. Buradaki anahtar ifademiz throw a party. Normalde throw atmak demek ama buradaki anlamıyla parti vermek demek. Biz bir parti veriyoruz. On. Next Sunday. Gelecek pazar günü. Alison and Emma are coming to. Alison ve Emma da geliyor. To ifadesi cümle sonlarında kullanıldığında de ve da anlamında gelir. Alison ve Emma da geliyor. If you want to attend. Attend ifadesi arkadaşlar katılmak demek. Eğer sen de katılmak istiyorsan please inform me. Inform kelimesi bilgilendirmek demek. Lütfen beni bilgilendirmek. Lütfen beni bilgilendir by texting. Bu arada by edatına değinmek istiyorum arkadaşlar. By edatı çeşitli anlamlara gelir. Ancak by eğer bir fiilin öncesine gelirse o fiil ing taksını alır, gerint olur. Ve by'ın buradaki anlamı erek, arak demektir. By texting derken çevirdiğimizde ne diyeceğiz? Metin mesajı göndererek, yazarak lütfen beni bilgilendir. I hope, umarım ki you can come, gelebilirsin. Ve davetiyle alakalı... Diğer bilgilere baktığımızda adres bilgimiz var. Number, telefon numaramız var. Ve son olarak lots of love, Jennifer. Çok sevgilerle Jennifer. Bu metni okuduk. Şimdi sorumuza geçebiliriz. Bize ne diyor soruda? Who is organizing the party? Partiyi kim organize ediyor? Hemen tekrar metnimize geri döndüğümüzde arkadaşlar partiyi kim organize ediyor dediğimizde we zamiri V zamiri, kişinin yerine geçen V zamiri kimin yerine geçmiş oluyor? Jennifer ve Jennifer'ın tanıdıkları arkadaşları. O yüzden organize eden kişinin Jennifer olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Doğru seçeneğimiz B seçeneği. İkinci sorumuzda ise, Who is the receiver? Evet, burada özellikle receiver kelimesine değinmek istiyorum. Receive kelimesinden türeyen receiver kelimesi ne demek? Receiver. Receive arkadaşlar fiil anlamında almak demek. Bir telefon almak, bir mektup almak ama receiver ise alan kişiye verilen ifade, isim, alıcı demek. Who is the receiver? Yani davetiyeyi alan kişi kimdir? Bu noktada bu sorunun cevabını bulabilmek için de biz davetiyi kime yazdığımızı ilk ifademizle, selamlama ifadesiyle anlatırız. Burada da gördüğünüz gibi selamlama ifadesi dear'dan sonra gelen nick nick bu davetin receiver'ı, yani bu davetin alıcısı oluyor. Bu yüzden doğru seçeneğimiz C seçeneği arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Yine öncelikle bold ifademize bakalım. Which of the followings? Aşağıdakilerden hangisi? Defines. Evet anahtar ifademiz bu. Defines. Tanımlar demek. Define ifadesi tanımlamak demek. Define, tanımlamak. Aşağıdakilerden hangisi? Defines tanımlar. The negative side of this person above. Yukarıdaki, yukarıdaki kişinin negatif side. Evet bunu soruyor arkadaşlar. Olumsuz yönünü tanımlar. Olumsuz yönünü tanımlar. O yüzden bu sorunun cevabını da bulabilmek için yukarıdaki o kişiyle alakalı cümleleri okuyup çevirmemiz gerekir. When Mike colleague beats his opponents, benim İş arkadaşım, meslektaşım, kalık, meslektaş demekti. Bir önceki sorularda da karşımızda çıkmıştı arkadaşlar meslektaş. Bit, yenmek anlamına gelir. Yenmek, mağlup etmek demek. Yenmek, mağlup etmek. Benim meslektaşım, iş arkadaşım, his opponents, opponents kelimesi ise rakip demek rakiplerini yendiğinde neredeki rakiplerini? In the golf tournaments, golf turnuvasındaki rakiplerini yendiğinde he thinks that o sanır ki, o düşünür ki he is he is always the best. Her zaman en iyi olduğunu düşünür and he only talks about himself ve sadece only ifadesi burada vurguluyor ve sadece kendisini konuşur. Baktığımız zaman bu cümlelerden yola çıktığımız zaman kişinin bencil olduğunu görebiliyoruz. Kendisini ön planda tuttuğunu görebiliyoruz. Buna uygun olan seçeneği bulacağız. A seçeneği bad tempered. Bad tempered arkadaşlar huysuz demek. Yukarıdaki bencillikle alakası yok. Bu yüzden A seçeneği değil. Arrogant kibirli demek, gururlu demek. Yukarıdaki ifademiz yukarıdaki ifademizde görüyoruz ki kişi kendisini diğer rakiplerine göre en iyi görüyor ve sürekli sadece kendisini konuşuyorsa o kişinin kibirli olduğu, gururlu olduğu anlaşılabiliyor. Bu yüzden doğru seçeneğimiz B seçeneği. Ancak diğer şıklarımıza da bakalım. Jealous kelimesi kıskanç demek. Kişi yukarıda kıskançlıkla ilgili bir ifadeden bahsetmedi. Agresif kelimesi ise saldırgan, agresif demek. Agresif kelimesi de yukarıdaki ifadelerle uyuşmuyor. Yani kişi yarışmalarında rakiplerini yenerken kendisinin en iyi olduğunu sanıyor. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz de bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.